Sabat. Bak şimdi suyun hareketiyle şeyi takip edin. Suyun soğutması neticesinde kızıllığın değişmesini takip edin. Bu neydi Yusuf? Ne malzemesiydi bu? 4-3 mu? 4-3 mu? Hmm. Ama bu sertleşebilirliği yüksektir bu malzemenin diğerlerine göre. Aynen burada bir de 1040 mı deneyeceğiz? Aynen 1040. Burada önemli olan arkadaşlar malzemenin yan yüzeylerine suyun temas etmemesi, ısının sadece yani yoğun ısı kaçışının sadece malzemenin alnından olması. Ve şunu takip edeceksiniz. Malzemenin geneli kızılken, hani bir pratik bilgi olarak söyleyeyim. Malzemenin geneli kızılken arada bak siyahla kızıl arasında bir hat oluşuyor. O hat devam ettiği müddetçe o bölgelerde sertlik yüksek çıkar. Malzemenin tamamı soğuduktan sonra böyle bir ayrım yapamazsınız tabii. Yeter mi? O bence yetmez. Daha devam ediyorlar. Malzemenin şeyi kızılığı geçmedi. Yani üst bölgeler onun için hala östenin safhasında. Aşağılarda faz dönüşümü oldu. Diğer nerede yetiştik? Yukarı çıktı hocam. Tamam, bu oldu. Çekimi bitirebiliriz. Bu 1040 mı, 1040 mı? Şimdi bunu nasıl kontrol edebilirsin? Ne kadar su aktığını, debisini kontrol edersin. Ona göre su miktarını artırır veya azaltırsın. Bu bir arge çalışması. Yani malzemenin cinsine göre ne